Avrupa Hun İmparatorluğu. 4. yüzyılın sonlarına doğru Balamir'in önderliğinde batıya doğru göç eden Hunlar, kavimler göçüne neden olmuşlardı. Hunların bir kısmı Doğu Anadolu'ya yönelirken, bir kısmı da Balamir'in ölümünden sonra oğlu ya da torunu olduğu sanılan Ildız'ın liderliğinde Karpat Dağları'nı aşıp Macaristan'a giderek Avrupa Hun İmparatorluğu'nu kurdu. Avrupa Hun İmparatorluğu'nun dış politikası Ildız zamanında belirlenmiştir. Bu politikaya göre Bizans baskı altında tutulacak ve Cermen kavimlerine karşı Batı Roma İmparatorluğu ile işbirliği yapılacaktı. Hunların Tuna boylarında görülmesi kavimler göçünün ikinci büyük dalgasını başlattı. Bunun sonucunda barbar kavimleri Roma topraklarına girmeye başlayınca Batı Roma Ildız'dan yardım istemiştir. Ildız bir yandan Batı Roma'yı Germen kavimlerinden kurtarmış, bir yandan da Vandal, Süev, Alan gibi Germen kavimlerini Ren Nehri ötesine Galya'ya göçe zorlamıştır. 409 yılında Tuna'yı geçen ve Bizans'a gücünü göstermek isteyen Ildız, kendisiyle barış görüşmeleri yapmak için gönderilen Bizans elçisine güneşin battığı yere kadar her yeri zapt edebilirim diyerek meydan okumuştur. Ildız zamanında Hunlar Orta Avrupa'dan Hazar Denizi'nin doğusuna kadar uzanan geniş topraklara sahip olmuşlardı. Onun çalışmaları sonucunda Hunlar 5. yüzyılda merkezi otoriteye sahip kuvvetli bir devlet olarak ortaya çıktılar. Ildız'ın 410 yılında ölümünden sonra yerine Karaton geçti. Karaton 10 yıl hükümdarlık yapmıştır. Karaton'dan sonra 422 yılında Hun hükümdar ailesine mensup 4 kardeşten biri olan Rua, ülkeyi diğer kardeşleri Muncuk, Oktar ve Aybars ile birlikte yönetti. Rua, Bizans'ın Hun ordusunu isyana kışkırtmak ve bağlı kavimleri Hunlardan ayırmak amacıyla Hun topraklarına gönderdiği casusları bahane ederek Bizans üzerine bir sefer düzenledi. Hiçbir direniş gösteremeyen Bizans ağır bir vergiye bağlandı. Bu sırada Batı Roma iç karışıklıklar içinde bulunuyordu. Bu durumdan yararlanmak isteyen Bizans İmparatoru 2. Theodosius İtalya üzerine ordu ve donanma gönderdi. Bunların sonucunda Batı Roma Rua'dan yardım istedi. Hun hükümdarı Rua da 60 bin kişilik bir kuvvetle İtalya üzerine yönelince 2. Theodosius savaşmayı göze alamadan çekilmek zorunda kaldı. Rua, Bizanslı tüccarların Hun ülkesinde ticaret yapmalarını ve ücretli asker toplamalarını yasakladı. Bizans üzerine yapacağı yeni bir sefere hazırlanırken Rua 434 yılında öldü. Yerine kardeşi Muncuk'un oğlu Attila geçti. Rua'dan sonra Hunların başına Attila ve kardeşi Bila da birlikte geçtiler. Attila babasını küçük yaşta kaybettiğinden dolayı amcası Rua'nın yanında yetişmiş. Birlikte savaşlara katılmış. Devlet yönetimi ve Hun siyasetini öğrenme fırsatı bulmuştu. Her ne kadar büyük kardeşi Bilada ile tahtı paylaşmış olsa da tüm yetkiler Attila'da olmuştur. Attila, Hun-Bizans ilişkilerini yeniden düzenlemek istiyordu. 434 yılında Attila'nın Rua'nın Bizans üzerine yapmayı düşündüğü ve yapamadığı sefer için hazırlıklara başladığını öğrenen Bizanslılar ona barış elçileri gönderdiler. Hun hükümdarı Attila da elçileri Tuna ve Morava nehirlerinin birleştiği yerde bulunan Margos Kalesi önünde karşıladı. Attila isteklerini barış koşulları olarak yazdırdı. Böylece 434 yılında Bizans ile Margos Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Bizans Hunlara ödemekte olduğu vergiyi iki katına çıkaracak. Bizans Hunlara bağlı kavimleri görüşmeler ve antlaşmalar yapmayacak. Ticari ilişkiler sınır kasabalarında devam edecek. Bizans elinde bulundurduğu Hun esirlerini iade edecekti. Bileda'nın 445 yılında ölmesi üzerine Attila tek başına Hun hükümdarı oldu. Attila'nın amacı Doğu ve Batı Roma imparatorluklarını egemenliği altına almaktı. Attila Margos Anlaşması'ndan sonra ülkenin doğu bölgesini denetimi altına aldı.
Volga boylarındaki ak oğurlarının ayaklanmalarını bastırarak itaat altına aldı. Bu sırada iç karışıklıklar içinde bulunan Batı Roma Hunlardan yardım istedi. Roma komutanı Aetius'a yardıma gelen Hun birlikleri isyanları bastırdı. Oktar komutasındaki bir Hun ordusu Burgundlara karşı büyük bir zafer kazandı. Bizans'ın Hun kaçaklarını geri vermekte ağır davranması, Hun yönetimindeki bazı Germen kavimleri kışkırtması, yıllık vergisi ödemek istememesi gibi nedenlerden dolayı Attila yeniden Bizans üzerine sefere çıktı. İkiye ayrılan Hun ordusunun bir kolu Yunanistan'a girip Teselya'ya kadar ilerledi. Attila'nın yönetimindeki diğer kol ise Sofya, Filibe ve Lüleburgaz şehirlerini ele geçirip Büyükçekmece önlerine kadar sokuldu. Bizans İmparatoru 2. Theodosius barış istemek zorunda kaldı. Bizans elçisi Anatolios ile Attila arasında yapılan bu antlaşmaya Anatolios Antlaşması denir. Buna göre Bizans ödediği yıllık vergiyi 3 katına çıkaracak, Bizans savaş tazminatı ödeyecek, Niş'te bir ortak pazar kurulacak, Tuna'nın güneyinde 5 günlük mesafedeki yerler askerlerden arındırılacaktı. Bizans üzerinde kesin egemenlik kurduğuna inanan Attila bu sefer de Batı Roma'ya yöneldi. Batı Roma üzerine yapacağı sefere bir bahane bulması gerekiyordu. Kendisine daha önce bir nişan yüzüğü gönderen İmparator 2. Valentina'nın kız kardeşi Honoria'ya teklifini kabul ettiğini bildirdi. Çeyiz olarak da imparatorluğunun yarısını istedi. Bu isteğinin kabul edilmemesini savaş sebebi sayan Attila Batı Roma'ya seferine çıktı. İki ordu Batı Roma'nın asker deposu sayılan Galya'nın Katalan Ovası'nda karşılaştı. Batı Roma ordusunun başında Aetius adında bir komutan bulunuyordu. Yapılan savaş çok şiddetli geçti. Bir gün boyunca kıran kırana süren savaşın galibi belli değildir. Bu savaştan sonra Romalı general Aetius'un gözden düşmüş olması ve bir yıl sonra Roma üzerine yürüyen Attila'nın karşısına askeri bir güç çıkaramamaları Batı Roma İmparatorluğu'nun asker deposu durumunda olan Galya'yı saf dışı bıraktığının delilidir. Attila'nın karşısına Roma ordusunun çıkamaması Romalıların bu savaşta çok büyük kayıplar verdiklerinin bir kanıtıdır. Attila öldüğünde Hun sınırları batıda Danimarka ve Ren nehrine, doğuda ise İdil Volga nehrinin ötesine uzanıyordu. Attila öldüğü zaman arkasında İlek, Dengizik ve İrnek adlarında 3 oğul bırakmıştı. Yerine geçen oğulları devlet idaresinde başarılı olamadılar. Taht için yapılan kavgalar Hunları zayıf düşürdü. İlk olarak Hunların başına geçen İlek, ayaklanan Germen kavimleriyle savaşırken öldü. Yerine geçen Dengizik ise zekiydi fakat siyasi yönden yeterli değildi. Doğu Roma ile yapılan bir mücadelede o da öldü. İrnek, Hunları Batı ve Orta Avrupa'da tutunmalarının mümkün olmadığını anlamıştı. Bu nedenle Hunların büyük bir kısmı ile Karadeniz'in kuzeyindeki geniş düzlüklere çekildi. Hunların bir kısmı buradan Orta Asya'ya geri döndü. Bir kısmı ise Avrupa'ya doğru ilerleyen Avarlara katıldı. İrnek idaresindeki bu Hun topluluğu daha sonra Bulgarların ve Macarların devlet olarak ortaya çıkışına önemli rol oynadılar. Avrupa Hun devleti, Avrupa'da uzun yıllar hüküm sürmüştü. Attila zamanında ise Avrupa Hun devleti, Avrupa'ya diz çöktürmüştür.